Merhaba arkadaşlar, yeni bir araç ve oda içerisinde kullanabileceğiniz bir kokuyla karşınızdayım. Bu koku sade basit bir görünüme sahip. Paketini açıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Aslında koku üzerinde anlatacağım pek fazla bir şey yok ama yine de kokuyla ilgili deneyimlerimi paylaşayım sizlerle. Kokuyu kullanmadan önce arka tarafındaki bilgilendirme metnini kesinlikle okumayı unutmayın. Çünkü herhangi bir alerji durumları yaşamamanız için burayı okumanız fazlasıyla önemli. Dilerseniz hemen paketi açmaya geçelim. Burayı keserek paketi açıyoruz. Bu kokuyu isterseniz evinizde bunu asabileceğiniz bir yer varsa, ama genelde birçok kişi bunu aracında kullanıyor. Araç içi parfümü gibi, araç içi kokusu gibi bir şey. İsterseniz şöyle de açabilirsiniz. Arkadaşlar, basit bir kullanımı var ama kokunun süresini uzatmak istiyorsanız bunu kademeli bir şekilde kullanacaksınız. Nasıl kademeli bir şekilde? Kokunun yapısı gereği dikkat ediyorsanız uç tarafı ince, gitgide genişliyor. O yüzden ilk önce uç tarafını açacaksınız. Kokunun bu kadarını çıkardığımda bile fazlasıyla yoğunluğunu hissedebiliyorum. Gerçekten çok yoğun bir kokuya sahip. Yani bu yoğunlukta kaç gün gider bilmiyorum ama ortalama 4 hafta civarında sanırım gidiyor. Tabii arkasındaki gibi gösterdiği gibi kullanırsanız, yani kademeli bir şekilde şu bölümü dışarıya doğru çıkartırsanız bu koku ki 4 hafta boyunca kullanabileceğiniz bir koku kurur veya 6 haftaya da çıkabilir. Gerçekten koku yoğunluğu çok fazla. Meyveli sakız gibi kokuyor. Güzel bir kokusu var. Bunu hemen aynanıza istediğiniz yere takarak kullanabiliyorsunuz. Hemen üst tarafındaki bu ip lastikli zaten. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Tabii burada paketli bir şekilde durması arkadaşlar kötü gözükebilir. İsterseniz bunu şöyle hemen arka tarafına bantlayabilirsiniz küçük bir bantla. Koku süresi hemen gitmesin diye. İsterseniz de hemen açıp böyle kullanabilirsiniz. Böyleyken de araca hem renginden dolayı hem de verdiği koku yoğunluğundan dolayı gerçekten güzel bir hava katıyor. Aracın içine bindiğinizde koku yoğunluğunu fazlasıyla hissedebilirsiniz. Eğer fazla yoğun bir kokudan hoşlanmıyorsanız da dediğim gibi paketi kademeli bir şekilde açarak ürünü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hem koku süresini uzatmış olursunuz hem de araç içindeki yoğun kokuyu kontrol altına almış olursunuz. Koku hakkında bahsetmek istediklerim arkadaşlar bu kadar. Koku ile ilgili bir tane olumsuz noktaya değinmek istiyorum. Daha önceki incelediğim kokulardan ziyade bu kokuda paketinin üzerinde test yeri yok. O yüzden kokunun nasıl bir koku olduğunu bilemeyeceksiniz. Ama çok fazla çeşidi var. Ben her birini tek tek alarak deneyebilirsiniz. Her birisi aracınıza farklı bir hava, farklı bir koku katacaktır diye düşünüyorum. Koku hakkındaki düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki koku inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.